Gelmişken dedik şu Mustang'leri bir sürelim ya. Kaç beygir bu? Onun içinde EcoBoost motor var. Öyle bir şey diyorsun. İyi gidiyor diyorsun yani özünde. Araba canavar gençler. Bu koltuğun şeyini nasıl ayarlıyorsun? He, elektronik. Ben de armut gibi eski sistem şeyi arıyorum ya. Abi şu nasıl açılıyor? Yandım içinde ya. Nerede oğlum bunun? Bu nasıl çalışıyor lan? Bu nasıl çalışıyor abi? Ne? Arabayı çalıştıramadım. İçinde yanıyordum az. Frene bas. Bastım. Bas şimdi. Bastım. Şeye, çalışma tuşuna bas. Neredeki çalışma tuşu? Aşağıda aşağıda. Nerede aşağıda? Sağ aşağıda bak. Nerede kırmızı sağ? Kırmızı var ya. Bu mu? Yürü, evet. Ha, abi bu ne bu, gizlemişsiniz. Ne yapacağız? Yarışacağız mı şimdi? Abi bu araba kaç beygir ya? Sendeki 7 ileri vites. 7 ileri. Sendeki 7 ileri. Lan 5 neyinize yetmiyor abi? 7 nedir? 10 ileri vites. Kaç? 10. 10 ileri. Aynen. Kamyon gibi yani. Aynen. Vay yavrum canavar ya. Bu arabayı üreten kör oldu. Yalnız biri arabayı almaya gelecekmiş. O yüzden fazla apaçilik yapmayalım. Bu arabayı sürüyorsan iyi şoför olacaksın. Bir. İki, fazla apaçilik yapmayacaksın. Çünkü araba çılgın gibi gidiyor. Yani bu araba bana gelmez. Bak şu giden. Bizim neyimize? Bize yeter abi. Amortisörler falan ne güzel hopluyor ya. Luna Park gibi araba, yemin ederim. Bakalım frenleri nasıl. Güzel. Ooo, zengin Auto Express Autobox. Ferrari'ler için, Lamborghini'ler için. Bunlar nasıl bir yer edinmiş kendini lan buraya? Ben hala ikiz aynasından elimi arkaya atıyorum. Kamyoncu gibi ya. Mustang oğlum bu. Bir de kilitli. Kendin mi kilitlendi yoksa sen mi kilitledin? Yok. Kilitliyor bir de. Araba anahtar arabadan dışarı çıkınca hemen kendini güvenliğe alıyor. Ama üstü açık. Bu şapkayı içinde mi veriyorsunuz abi? Bunu satıyorsun sen. Ne işi var bu şapka? Satan elemandan. Unutmuş. 59. Abi ikisinin de içi çok iyi. Yalnız biraz küçük. 4 kişi için fazla ideal değil ama bunların... İşte problemimiz neydi burada? Öğrenci, work and travel öğrencileri, abi ne olursun abi bize Mustang ver diyor. Ne gezecek, ne yapacaksınız oğlum diyoruz. Abi işte Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, San Diego. Ya diyorum oğlum bu arabayla gidilmez. Bu arabayla gidilmez bak. Bu arabaların şeyi güzel, evet spor arabalar şeyler ama arkada kimse oturamaz. 4 kişi gitmeye çalışıyorlar bir de. Konforlu o kadar değil ama konforlu. Süren için konforlu. Ya da yanındaki için. Sürenle yanındaki için konforlu ama arkadakiler ölür yani. Konfor evet. Arabası değil. Ya böyle filmlerde görüyorlar ya, arkaya iki tane küçücük kız atıyorlar, Asyalı. Zannediyorlar ki onlar orada rahat ediyor, biz de edeceğiz. Gidiyorlar abi bunlarla San Francisco'ya, 8 saatlik yol. Çocuklar oluyor ondan sonra. Evet. O kadar sıkıntı ya. Work and travel'ın sıkıntılı bir süreç olduğunu biliyorsun. Evet. O kadar sıkıntıya alışan çocuklar çoğu diyor ki abi bize okey ya. Biz zaten neler gördük. Bu bizim için. Şimdi Camaro'nun ne kötülüğü var? Bizde Camaro da vardı bir zamanlar. 8-9 tane Mustang varsa 2-3 tane de Camaro vardı. Camaro'yu kullanan 2-3 gün sonra getiriyor, Mustang alıyor bizde. Sebebi niye? Camaro'ların ön cam, windshield dediği alan biraz daha yatay. Bu kapı kısımları biraz daha yüksek, cam kısımları daha dar. Görüş daha sıkıntı, basık duruyor. Basık durduğu için insan bir müddet sonra bunalmaya başlıyor içeride. Mustang'lerin avantajı o. Mustang'lerin ön kısımları, yan kısımları ferah, açık olduğu için insan bunalmıyor, daralmıyor. O yüzden biz artık çok fazla Camaro tutmuyoruz. Bir tane belki sırf müşteri istiyor diye tutuyoruz. Genellikle Mustang tutuyoruz. Şimdi iki tip Mustang var. İkisi de zaten 6 silindir artık üretimi durdu biliyorsun. Öyle mi? Sadece 4 silindir turbo ve 8 silindir GT'ler. Niye durdu 6 silindir üretimi? Burası Amerika hani bunlar... Artık ekonomik şeylere döndü. Bütün arabalarda da görürsün hep. Adamlar mesela Lincoln navigatörler 8 silindirli.
bu Suburban'la Escalade sınıfında. Onlar da 6 silindir turboya döndü mesela. Yakıt tasarrufunu yükseltmek için, yani daha iyi yakıt tasarrufu evet. sağlamak için yapıyorlar. O yüzden bunlar da aslında bu arabalar Avrupa için üretilen modeller. Turbo olması ve 4 silindir olması Türkiye için de ideal. Türkiye'ye de bunlar gidiyor zaten. Bayağı da gönderdik. Türkiye'ye göndermedik de henüz. Gönderemiyoruz çünkü orada şey var, sıkıntılı süreçler geçiyor. Ama Norveç, İsveç, Almanya'ya, bir de Avusturya'ya gönderdik bunlardan. Hadi ya. Aynen. Şehir içinde az yakıyor. Ama turboya açarsan topuk adında yakıyor yani. Güzel yakıyor. Fakat güzel de kaçıyor. Premium olanı ve normal olanı. Tamam. Bir de premium... GT var abi. GT'lerde 8 silindir. GT'de de 3 sınıf var. GT 350 var. GT 350 R var. Bir de GT 350 Shelby var. Sen abi her gün yatmadan önce bunları tekrar mı ediyorsun? Nereden biliyorsun bu kadar yok, şey? Artık arabalar. Mustang'in mühendisine sorsam bu kadar bilmez ha. Aynen. Yani biz Mustang'i satıyoruz. Senede bir 30 tane satıyoruz rahat. Bunun onun arasında bir yaklaşık 5000 dolar fark oynuyor en az. Şimdi bu adam buraya geldi. Bunu senden kiralamak istedi. Ne kadara kiralar bunu? Yani yaşına göre değişiyor burada sigortaları. Bu kaç biliyorsun. Yaşında? Yok şey kiralayan kişinin yaşına göre değişiyor. Öyle mi? Tabii canım. Arabanın yaşına göre değişmiyor. Araba arabanın modeline göre değişir. Evet abi tamam. Mesela çocuk atıyorum. Work and Travel öğrencisi 20 yaşında olsun work hadi. Work and Travel öğrencilerinde 20 burnunda. Yaşındakileri kiralayamıyoruz işte. 21 yaş üzeri olması lazım. 20 yaşındakilerde bazı Mickey Mouse'lar yapıyoruz. Değil mi? Bunlar da arasın bizi. Aynen o kadar olsun. Tamam ama abi geldi 21-22 yaşında 25 bunu. 25 yaşından üzerindekilere fiyat daha uygun. Yaklaşık günlük 50 dolara falan kiralayabiliyoruz arabayı. Sigortası günlük 50 dolar. Daha Mustang. Aynen. Bir aylık kiralarsa günlük 50 dolara geliyor. 2 günlük kiralarsa? 2 günlük kiralarsa sigortası uçuyor tabii. O zaman da 250 dolara falan gelir 2 günlüğü. Peki bunu adam satın almak isterse? Satın almak bu isterse. Bu canavarı? Milline göre değişiyor, modeline göre değişiyor, yaşına göre değişiyor, şeye göre değişiyor. Ama mesela şu araba, Türkiye'de bu araba yaklaşık galiba 809 bin lira en düşük. Var hatta bunlar 1 milyon üzerinde şu an. Vallahi mı? Aynen. Bunlar premium olanlar. 1 milyon üzerinde bunlar. Biz bunu 18.500'e satıyoruz. 18.500 dolar. Aynen. Ne olacak? Dinar olacak herhalde. Peki abi şunu söyleyeceğim sana. Bu Amerikanlar yani buranın kendi halkı çok fazla bunu tercih etmiyor. Genelde bu yurt dışı Arap adamlar coğrafyası doymuşlar. Avrupa doymuşlar o yüzden değil mi? Aynen. Şimdi şunu düşün. Bu araba 20 bin dolar etmiyor bu araba. Bak 2018 model araba. Bunun 64 model Mustang'ini bu 80 bin dolar 70 bin dolar. 64 model ama. Aynen orijinal olacak parçaları. Peki o eski Amerikan arabaları var ya bu Impala'lar 1960 Chevrolet modeller, Chevrolet, 50 modeller. Onlar ne ayak abi? Toplanıp dur. Geçen dövüyordu onlar. Çoğu Meksikalılar alıyor zaten. Meksikalı. Arabanın her yeri dökülüyor olsun 10 bin dolardan şey etmiyor. Hadi ya. Bir tane ben yolcu aldım. Abi bir tane Ferrari satmış. Ferrari GT 1950 falan. Herhalde dünyanın en pahalı satılan arabası seçilmiş doğrudur, dünyada. Doğrudur. Kadın şansa bana denk geldi işte. Onun videosu var. Unuttum şimdi. 47 milyon dolar mı? Doğru. 47 milyon dolar bu arada. Öyle çok, bir fiyata çok gitmiş. Eski arabalar çok şu an para ediyor. Japon'a mı Çinli'ye mi ne satmış? Başka böyle istediğin spesifik böyle görüntü olsun. Böyle amuda abi, kalkıp seni mesela, çekeyim fotoğraf falan istiyorsan. Mesela. Kendimi Saffet var ya bir tane araba gösteriyorum. Adı neydi? Bu mu? Yok. Pardon. Cluster. Kusura bakma abi cahilliğimden dolayı. Ne oldu şimdi? Ben bindim anladı zaten. Bir bindin diyor. Aynen bak. Triplere girdi. Anahtar şey görünmüyor diyor. No, anahtarı da göstereyim. Anahtar da şöyle. He o baya yakınlaşması gerekiyor. Bizim aynen. Arkadaşlar BMW vardı şu yan arabadan bile hissediyor biliyor musun? Anahtar orada olsun bin git. Aynen ama 20-30 metre gidebiliyorsun fazla gidemiyorsun. Evet tabi duruyor ondan sonra. Şimdi burada ekranı, Mustang'in ekranını istersen sen istediğin gibi yönlendirebiliyorsun. Nasıl yönlendiriyorsun? Şimdi nasıl şöyle. Bir saniye. Eller de abi çalışmaktan yemin ederim tam işçisin sen işçi kal ya. Aynen. Bak burada türlü şeylerini değiştirebiliyorsun. Ne bu trip birim falan? Bunlar arabanın modlarını değiştiriyorsun aynen. Yani. Kaç mil gitmiş ona bakıyorsun. 20 mpg mi yakıyor? Yok canım. Şehir içi 20. Yok şehir içi 28. Şu an araba durduğu için 20 gösteriyor. Abi iyi yakıyor. Şehir içi 28 yakar normalde. Yani yine iyi. Tabii benim Honda'ya göre kıyaslanmaz tabii, tabii de. Honda ayrı bir şey. Şey koyamayız abi müzik. O yüzden müziği kapatmak zorundayız. Biliyorum seviyorsun Amerikan tamam. Rapine özel ayrı bir ilgim var. Bak şimdi silindir head temperature buraya değil.
Şimdi arabanın bütün ayarlarını gösteriyor. Volt, aküyü bile gösteriyor. Aynen. O çok önemli aslında. Water pump her şeyinin ölçüsünü gösteriyor bu araba. Duyalım mı? Ses duyalım. Araba oynuyor resmen. Sanki kamyonun kazına basıyorsun. Turbo gösteriyor şu. Hangisi turbo? Turbo ne kadar basıyor? Bu at nereden geliyor biliyor musun bu at? Biliyor musun? Nereden geliyor? Ben bilmiyorum işte. Ben de bilmiyorum. Senin boyun 1.90 falan herhalde. Benim için boy bu. Senin için senin kafan tavana değiyor mu abi? Bunda değmiyor işte. Bunda değmiyor. Bunda değmiyor. Bunda da değmez. Camaro'da değer. Aynen. Ama bunu şöyle aşağıya indirebilirsin istersen bak. Şu tuşa bastığın zaman. Aynen ben ilk bindim alışamadım zaten. Koltuk ısıtma. Koltuk ısıtma da mı var? Bak koltuk soğutma bile bak klima. Ben de diyorum benim koltuk götüm niye yanıyor? Bu açık mı unuttuk abi bunu? Güneş vurdu ya. Siyah deri olduğu için. Bu da 2018. Bunda normal cluster gördüğün gibi. Bu araba 10 ileri vites. Biz 2'den 3'ü attı mı yetiyor abi işte. 160 mil çekiyor. Bagaj alanı büyük değil bunların, küçük. Yani fena değil. Bir tane büyük valiz sığdırabiliyorsun. Bir teker de ne kadar büyük ya bunların tekeri. Aynen. Değil mi? Honda'dan sonra kamyon tekeri gibi geliyor bana. Bir tane büyük valizle yapıyorsun o kadar. Bunlar Amerika'da zorunlu artık. Ne bu abi? Bunlar hani ola ki sen insan kaçıracağın zaman bunun içeriden veya bir şey yaptın içeriye düştün kapı kapandı değil mi? Bununla çekip bagaj açabilmek için. Bagaj yok açar. Artık. Aynen öyle. Bu bagaj açar. Bu yani insanları kaçırdığı için insanlar. Aynen öyle. İnsanların kaçışı için bu. Abi görüyor bu musun bak işareti? Kaçış yapmak. Allah Allah. Hangisini satacağız elemana? Bunu alacak. Bu. Kaça gidecek? 15.500 abi. 15.000'e veriyoruz şu anda. 15.000'e bedava bırakıyor ha. 15.000 dolar yani. İşte şu yani. 15.000 dolar. Adam ne cevabı bu arada? Valla bilmiyorum. Mali müşavire mi? Salı günü çarçıcı almaya San Francisco'dan gelecekler. Ciddi misin aynen ya? Çarşamba veya perşembe günü de 10 saat yol ya. Dodge Durango var bir tane siyah büyük jip gördün mü? Onu almaya Texas'tan geliyorlar. Texas'tan. Aynen. Adam abi oralarda araba mı yok ya? Kaliforniya arabası. Türkiye'de Türk mü bunlar? Yabancı yok, yabancı. Bir de yabancı. Aynen. Kaliforniya'da hani Türkiye'de de bizim vardır ya kuryelerin arabası daha talep görür. Niye? Çürümez, altı paslanmaz. Kaliforniya'nın özelliği de o. Kaliforniya arabaları, Kaliforniya'nın arabası diye geçer zaten. Kaliforniya arabaları her zaman number one'dır yani. Nasıl paslanmaz? Niye? Mesela İskos'un şeyi çok fazla nemli olduğu için araba 2 yıllık araba pas tutar alt bağlantı şeylerin hepsi. Kaliforniya'ya olmuyor mu? Kaliforniya'da olmuyor işte o güzel. Gündüz nem olmadığı için o gece nem basıyor ya o evet. Şeyden okyanusu vurduğu nem. Gündüz o nem olmadığı için araba pas yapmıyor. Allah Allah. O yüzden Kaliforniya arabası ayrı bir pahalıdır yani. Kafam mı sıkıştı abi? İyi misin? Buradan öyle durmuyordu. Bu da arka cam ha. Sincap cam. Bunu Türkiye'de kırıp insanların hep teyplerini çalıyorlardı. Bu arada şuradan da çekiyorum. Çok şekil duruyorsun ha. Vallahi mı? Aynen. Abi, buraya getirip çekiyorum bazen fotoğrafları. Hı-hı, ayıp olur o zaman el freni falan çekiyor. Aynen. Tam ama yani adamın eli öyle bir gidiyor ki abi yani şu el freni beni çek diyor yani. Şu arabanın götünü bir kaydır diyor. Vitesi buradan değiştiriyorsun. Vitesi ben mi değişiyorum? Aynen, otomatik burada. Değil mi? Aynen. Yok. Soldaki de indiriyor. Azaltıyor. Vay anasını. Nasıl çocuk gibi mutlu oldum abi. Meksikalılar akıllı olun. Biz arabanın sahibi gelmiş Muhammed abi. Hemen dedi acele edelim dedi. Şu önde giden arabayı satıyoruz. Bir el freni çektirmedi Muhammed abi bana ya. Ama haklı adam arabaya bir şey olur falan. Çarparız marparız. Nereye park edeyim? Buradan sokaktan geç. Sen geç sen. Geç geç sen geç. Ben çünkü öbür arabayı çekeceğim. Kibarlığımdan değil dayı. Oo. Very nice car. Nereye koyacağız bu arabayı? Şimdi Muhammed abi sen bana verdin bu arabayı. Ben şimdi bu el frenin neyse. Ay. Ya benimki. Gölgeye çektim yavrum benim. Bunun üstünü nasıl kapatacağız? Hani o kadar özelliği var. Kendi park etmiyor mu ya? Biz niye uğraştırıyorsun? Mustang. Bağırma oğlum bağırma. Şunu manuel yapsalar da elle kapatsak. Şimdi bak. Sen diyorsun ki kardeşim buna bastı mı kapanıyor diyorsun. Bak basıyorum. O zaman buna.
Heh, canını yerim, geliyor. Gel 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 gel. Ulan gelme lan, kafamıza düşecek. Benim telefon cüzdan. Nerede lan telefon cüzdan? Telefon cüzdan. Telefon cüzdan. Nasıl mutlu mutlu sürdüm ya. Ne kadar mutlu oldum ya. Test drive istedi. Sayın alıcımız. Şu soldaki ablama oturttuysak zaten gerisi gelir. Muhammed abi bak, rahat etmiş gibi tavırlar. Goodbye, see you in Fresno. Mr. Muhammed, you can come with the Uber from Fresno. İşte küçük espriler, şakalar falan. Alıcılarımızı memnun edelim. Adamları kandırdık, adamlar bizim videoyu izliyor şimdi. I am actually doing Uber too. That's my Uber videos. There are many actually. Yeah. Don't forget to follow and don't forget to like. I see. Biz de böyle bir delikanlıyız. Adamların etinden, sütünden yararlanıyoruz. 15 bin buluyor. Devamını nasıl veriyor? İnternette mi? 15 bin dolar arabanın parası. Devamı zaten 1200 dolar. O şirketin çıktı. O zaten 15 bin dolar. Arabanın piyasası 18 dolar. Arabayı ilana koyduğumuz dakikası dolmadan zaten geldi. Ciddi mi ya? Baktın mı para, orijinal mi? Gerçek mi? Gerçektir. Bu arada sadece bu araba için bana 1 saatte 30'un üstünde mesaj geldi. 1 saat içinde 30'un üstünde mesaj. Ucuza ucuza sattınız siz de arabayı. Muhammed abiye baksana, tuttu parayı bırakmıyor. Bak bak, sol elini nasıl sıkı tutuyor, bak görüyor musun? Hala bir şeyler anlatıyor. Adamlar sattı bak, diyor ki salın bizi gidelim diyor. Paranın yarısı orada değil mi? Say say. Muhammed abi sıcağı gördü. Çocuk gibi mutlu oldu. Muhammed öteki maskeyi de satacak bunları, o yüzden göndermiyor. Ciddi mi? Tabii. İstiyorlar mı? Ulan Muhammed abi var ya. Kapıda 4 tane maskeyi var. Hiç değilse ikisini satalım diyor. Muhammed abinin baksana şu adam pazarlıkçı ruhuna. Kaçırmaz. Nasıl sayıyor? İyi say. 9999. Hadi baştan. Muhammed abi şu an istediğini yap, onu unutmaz. Ona öyle bir kitlenmiş ki. Şu an takıldım ya. 8000. Sana buraya para sayma makinesi alacağım abi. Vallahi lazım. This all the time counting maybe 4-5 times. Yarısını Esma ablaya ver, o saysın. O da fena, o da kaçırmaz. Onun gözünden de kaçmaz. Adamların plakayı da taktık. Drive safe. Drive safe. Nice to meet you. See you for the other car. See you for the other one. Yeah, you can advise your friends to here. Yeah, perfect. We will. Bu arkadaki kim abi? O da şey mi getirmişler? Anneleri. Anneleri mi? Vay maşallah. Öyle anne mi olur? Yani genç bayağı. Bunlar genç o zaman. Genç evleniyorlar. Anlaştı mı? Ben hep hadi yeriz abi. Look. Look with us. Yeah, he's saying that. Look, who is here? Dur dur, biraz İngilizce konuşsun ya. Ne kadar güzel. Did you say thank you? Thank you. He ate a good lunch. Thank you so much, dude. I appreciate it. Okay. Very nice. See you. Bye. Amerikalıların saçı normalde sarışın ama düz ya. Evet. Herkesin dikkatini çekiyor bunu. Kıvır kıvır olmaz. Şöyle olması ve sarışın olması. Peki bu kime çekti de böyle oldu bu? Benim 3-4 yaşına kadar saçım sarıydı ama ondan sonra kumranlaştı. Tamamen öyle kaldı. Sen de normalde zaten küçükken altın gibi çocukmuşsun abi, değil mi? Aynen, sarıydım ben de. Sarıydın değil mi? Aynen. Ben de öyleymişim abi. Sarı saçlı mavi gözlüydüm ben. Çok yakışıklı. Bizim